Maç aslında benim açımdan, bizim açımızdan tam beklenildiği gibi geçti. Geniş alanlarda top rakipteyken oynayan son haftalarda bir Konyaspor. Duygusal ve psikolojik olarak olumsuz gözüken bir Konyaspor. Bunu değerlendirmek istediğimiz bir maçtı. Bunu da pasla değerlendirebilirdik. Aslında çok geniş alanda çok topa çok daha fazla sahip olabileceğimiz bir maç. Fakat özellikle top bizdeyken set hücumlarında bu kadar geniş alanda çok basit top kayıpları oldu. Özellikle ilk yarı hücum hattındaki oyuncularımızın da bireysel performansında düşüklük olduğundan belki çok daha öncesinden maçı skorsal olarak öne geçebilirdik. Bunu başaramadık fakat duygusal yönünü iyi başardık. Oyunun son bölümünde zaten sakatlarımız oldu, yorulanlar oldu. Mecburi, hiç düşünmediğimiz, mevkisel olarak düşünmediğimiz oyuncuları santrafor'u 6 numara oynatmak durumunda kaldık gibi. Ama neticesinde sonuç olarak bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor var. Top ayağındayken özellikle hem hızlı hücum ve set hücumlarında beklediğimin altında bir İstanbulspor vardı. Biz İstanbulspor olarak her maça, her zaman söylüyorum, koşullarımız, tüm kulübün yapısı, durumu, geleceği, oyuncuların durumu, geleceği, hatta bizim geleceğimiz, tüm bunlarla ilgili çok çalışmamız lazım. İşimiz kolay değil. Yarışacağımız takım sayısı belli. Bu oyunumuz da oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık. Konyaspor bundan sonra maçlarına ben başarılar diliyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Var mı sorusu olan? Kolay gözükmüyor. İnancımız tam ama her maçımız, hatta şu ana kadar zaten 3 maç kazandık geldiğimizden bu yana. Bir de beraberliğimiz var. Bunları totalde değerlendirdiğimizde kolay kazandığımız maç yoktu. Fakat kazanacağımız, kaybettiğimiz maçlar vardı. Dolayısıyla sadece bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık ve nasıl puan ve puanlar alabiliriz? Bunun hesabını yapıyoruz. Sakatlarımız, cezalarımız, az önce belirttiğim gibi koşullarımız, tüm bunlar işimizin zor olduğunu zaten belirgin olarak gösteriyor. Ama bu zorlukta şansımız var mı? Var. Çok isteyerek, çok arzu ederek ve beraber hareket ederek var. Bugün bunu gösterdik. Bizim transferlerle ilgili kamuoyunun aslında bildiği bir durum. Kulübümüzün yapısı. Biz çok para harcayarak açıkçası istediğimiz oyuncuları almamız mümkün değil. Bu çok para dediğim şey de rakiplerimizin belki de çok çok altındaki paralardan bahsediyorum. Yapacağımız şey şu, bize birilerinin yardım etmesi lazım oyuncu bazında. Bunu da şu ana kadar başaramadık. Böyle bir yardım da görmedik oyuncu anlamında. Şu an zaten son 2-3 haftadır kiralık aldığımız oyuncuları oynatıyoruz. Onlara şans veriyoruz. Kulübümüzün, en azından ben bunu başkanla konuştuğumda da her yerde söylediğim bir şey var. Biz mevcut oyuncuları geliştirmek, bir oyun planı içerisinde geliştirmek, bunu kamuoyuna biraz gösterebilirsek hem oyunun dilini, ne yapmak istediğimizi, neler yapmak istediğimizi, bu arada değerli oyuncuları daha değerli hale getirebilip hazır olmayanları biraz daha hazır hale getirebilme şansımız var. Bunu zorluyoruz ve bu arada da yarışıyoruz. Söylediğiniz o transferler çok mümkün gözükmeye açacağız. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.